Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gıda boyası kullanmadan mor irmik topları tarifini paylaşmak istiyorum. Tamamen doğal hazırladım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir tane büyük boy mor havuç kullandım, yıkadım, rendeledim, tencereye aldım. Üzerine 2 çay bardağı su ekleyip yumuşayana kadar pişirdim. Yumuşayan havuçları blenderla çekiyorum. Üzerine 4 su bardağı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Tencereye aldım. Üzerine 9 yemek kaşığı toz şeker, 9 yemek kaşığı da irmik ekliyorum. Dolu dolu kullandım kaşıkları. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Koyulaşmaya başladı. 1-2 dakika daha pişirip ocaktan aldım. Sıcakken üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 paket krem şanti ekleyip iyice karıştırıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında iyice soğuttum. Kaseye biraz su aldım. Bir tabağa da Hindistan cevizi aldım. Elimi hafif ıslatarak hazırladığım harçtan bir parça alıp elimle yuvarladım. Hindistan cevizine buluyorum. Tekrar bir parça aldım. Elimde yuvarlıyorum. Hepsini ceviz büyüklüğünde hazırladım. İsterseniz biraz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Ama ceviz büyüklüğünde tam oluyor. Tekrar Hindistan cevizine buladım. Yuvarlak şeklini veriyorum. Elimle düzelttim. Hepsini bu şekilde hazırladım. Üzerine birer tane fındık yerleştiriyorum. Görseliyle, lezzetiyle nefis bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Bu şekilde küçük kağıtlar içerisine koyarak da servis edebilirsiniz. Her iki türlü de hazırlayabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız o şekilde hazırlayıp servis edebilirsiniz sevdiklerinize. Bir tanesinin iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Çok hafif bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.